Telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben bir şey soracaktım da. Daha doğrusu iki sorum var. Çok vaktinizi almadım. Buyurun, dinliyorum Tuğba Hanım. Birincisi, bizim hani çok yeni evliyiz ve bir musibet geçti başımızdan ve doktorlar bizim hani çocuğumuzun çok zor olabileceğini söylüyorlar. Olmasının yolu için de bayağı bir para lazım. Evet. Biz de evlatlık ediniriz diye düşündük ama bu sefer de bize dediler ki emzirmediğin çocuğu evlatlık alamazsın, büyüyünce hani nikah düşüyor sonuçta denildi. Bu doğru mu? Evet, genel olarak doğru. Ama şöyle söyleyeyim. Evlatlık almak çok büyük bir sevaptır. Çünkü bir garibana, yetime el uzatıyorsun. İyi de tetkik etmek lazım. Yani böyle bazen çocuğu olmayanların Cenab-ı Hak tarafından sınandığını da görüyoruz. Harama tevessül ediyor, her türlü işlemi kabul ediyor vesaire. Bunlar bir imtihandır sonuçta. Ama evlatlık aldığınızda 3 tane şarta uymanız lazım. 1. Çocuğun soyunu biliyorlarsa, biliniyorsa kaybettirmeyeceksiniz, unutturmayacaksınız. Yani soyadını değiştirmeyeceksiniz. Çocuk soyadını taşıyacak. Birincisi bu. 2. Mirası başka sizin kardeşiniz, başka çocuklarınız, amcanız, dayınız, teyzeniz varsa, çocuğunuz olmadığından dolayı anneniz, babanız, mirasınız onlara düşer. O mirası da çocuğu üzerinize alarak tek çocuk olduğu için bu sefer bütün miras ona düşer. Diğerlerini mirastan mahrum etmiş olursunuz. Bu mirastan mahrum etmemek için onların rızasını almanız gerekir ya da onlara da daha şimdiden mirastan bir şeyler vermeniz lazım. Mirastan mahrum etmemek ikinci şart. Yakınlarını. Üçüncü şart, ne kadar bakarsan bak, büyütürsen büyüt, eğer sen onun emzirmediysen doğru ve sen doğurmadıysan o senin öz evladın asla olmaz. Sonunda büyüdüğünde o bir yabancı bir erkek ya da kızdır. Sizin aileden herhangi biriyle evlenebilir büyüdüğünde. Bunu da bileceksiniz. Peki o zaman hocam, ben bunu 3 yaşında aldım. Bebeğim gibi büyüttüm. Ben annesiyim zaten. Her şeyim ben. Ben ondan kaçacak mıyım, göçecek miyim? Ha, burada da Kur'an-ı Kerim'de mümin kadınlara ellerinizin altındakilerinin yanında, yani hizmetçilerinizin yanında, bu hizmetçiler kadın da olur, erkek de olur, hizmetçilerinizin yanında başınızı örtmeniz gerekmiyor diyor zaten. Dolayısıyla bu hizmetçisine karşı olan bu mahremiyet meselesi, örtünme meselesi bu kadar genişlik varken, elinle büyüttüğün yavrum dedin, o da sana anne dediği bir çocuğun karşısında da kaç göç olmaz. Benim başımı örteyim, ben kolumu örteyim, yabancı çocuk geldi gibi de olmaz. O bir yabancı da değil. Ama senin öz evladın da değil. Bunu bilmemiz lazım anacığım, kardeşim. Hayır, şey gibi düşünmüştük biz. Hani ne bileyim, kendi çocuğun gibi yetiştireceğim. Belli bir yaştan sonra alıp bağrıma basamayacağım. Bu saçma olur diye düşünmüştük. Yok, yok, yok. Öyle değil. Bak ne diyorum, hizmetçinin yanında bile kaç göç yok dinimizde. Dolayısıyla sen orada anne gibi davranırsın ama sonuçta senin evladın, öz evladın değil. Bu 3 şarta dikkat et diyor. Anladım. İkinci bir sorum daha var benim. Evet. Vaktinizi almayacağım çok. Bizim ufak bir şeyimiz oldu. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben kapanalı çok fazla olmadı. Hani namazlarıma başlayayım, bilmem ne yapayım falan diye kapandım. Tebrik ama ben kapandıktan sonra daha bir ufak bir musibet geldi bizim başımıza. Yani namazlarımı kılmaya başladım, dua etmeye başladım. Korkularım çok arttı, çok fazla rüya görmeye başladım. Bana dediler ki nazardır büyük ihtimalle. Hani olabilir, insanlar çünkü hayatını düzelttiğini gördü, nazar etmişlerdir. Ve bunun içinde kurtulacak bir yol bulamadık. Çünkü hani okunalım desek bütün hocalar şey... Muskacılar. Nasıl söyleyeyim size? Muskacılar. Farklı hocalardır. Evet. Bunun için ne yapalım? Yani nazardan korunmak için bir muska veya bir şey, herhangi bir duanız, bir şeyiniz varsa duymayı çok isterim. Tamam. Onu da söyleyeceğim ama sizinkinin kim de dedi ki biz de ona öyle şekilde inanalım nazar olduğuna. Bir defa orası yanlış. Şimdi insanoğlu
inandıklarıyla yaşantısı tam uyuşmadığında iç çatışma başlar. Ruhu rahatsız olur. Ne kadar çok inandığınızı, ne kadar çok yaşarsanız kendinizi o kadar huzurlu hissedersiniz. Namaz kıldıktan sonra bu namazı niye kıldım, pişman oldum dediğiniz oldu mu? Hayır. Olmaz. Hayır. Olmaz. Oruç tuttunuz da bu orucu niye tuttum ki diye kendinize kahrettiniz mi? Olmaz. Hayır. Ama bir günah işlediğinizde kendinize kahredersiniz. İşte bu çatışma büyür içeride, fırtınalar kopar, huzursuzluk, korkular öyle başlar. Orada nefs-i mutmainne dediğimiz üçüncü derece nefis vardır. Bir, kötülüğü emreden nefis. İki, gelen giden nefis. İyiliği de gösteriyor, kötülüğü de gösteriyor. İşte bu levvame nefis tam çatışma noktasıdır. Bugün insanların çoğu inançta Müslüman ama yaşantıda Müslümanca yaşamadığı için nefsi levvame mertebesindedir. İçeride fırtınalar kopar. Dışarıda güzeldir, huzurlu zannedersin. Ama kafası, beyni karma karışıktır. İşte o insanın bundan selamete ermesi için dalgasız, fırtınasız bir limana kendini kotarması lazım. Orası neresidir? Orası nefsi mutmain nedir? Yani huzur ve sükun bulduğu bir limandır. Onu nasıl elde eder insan? İbadetlerini, kulluğunu şeytana, nefse papuç bırakmadan, tenezzül etmeden, haramlara hiç özenmeden tamamen kendini Allah'a verir. İşte o nefsi mutmainliğe ermiştir. Orada korku da olmaz, endişe de olmaz, huzursuzluk da olmaz. Bunu kazanırsa bir Müslüman, dünya gelse onu namazdan geri çeviremez. Dünya gelse onu Allah'ın dediğinin tersini yaptıramaz. İşte Müslümanlar için uğraşmamız gereken de budur zaten. Bizim de derdimiz, tasamız hem kendimizi hem kardeşlerimizi o nefsi mutmainnenin o huzuruna, sükûnuna erdirebilmektir. Onu kazanırsanız ne kadar güzel olur. O korkular da biter, nazar da biter. Olabilir mi nazar? Olabilir. Nazara karşı Peygamberimizin öğrettiği bir dua var. Onu da okuyayım size. Hem nazar diyenler vesaire korkuları olanlara da okumuş oluruz. Allah Teala da kem gözden, hasetten korusun inşallah. Bunu kendinize de sabah akşam okuyabilirsiniz. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh. Üç defa olsun. Eûzu bi kelimatillahi tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lamme. Ya Rabbi, kem gözden, hasetten, fesattan, her türlü iğrenç işlerden senin tam olan kelimelerine sığınırız. Bizleri koru Allah. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.